Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, YKS tercihlerinin başlamasının ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere fakülte ve yüksekokullar, yurtlar, TÜBİTAK projeleri, sosyal kültürel yaşam ve ARGE çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Vakıf destekli bir devlet üniversitesi olarak köklü bir geçmişe sahip olan ve kurulduğu günden bugüne öğrenci odaklı çalışmalara büyük önem veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, son yıllarda yaptığı proje ve çalışmalarla dikkat çekmeye ve tercih edilmeye devam ediyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni tercih eden tüm öğrencilere kayıt döneminden itibaren kredi, burs ve yurt olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri ve istihdam, akademik proje ve çalışmalar, uluslararası arası eğitim fırsatları ve sosyal yaşam hakkında aydınlatıcı bilgiler veriliyor. Son yıllarda yaptığı çalışmalarla öğrencilerinin istihdamına büyük katkı sağlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrencileri ve mezunları iş dünyasına hazırlıyor, istihdam edilmelerini sağlayan bir de kariyer planlama ve mezun izleme uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aynı zamanda üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına da destek veriyor. Akademik projelere imza atıyor. TÜBİTAK projeleriyle de göz dolduran Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, uluslararası başarılar, akademik başarıları ile kendinden söz ettiriyor. Uluslararası pek çok bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaparak yeni öğrencilerini bekliyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Ali Şarlı, Bolu'nun coğrafi konumu açısından önemli olduğunu ifade etti. Bolu ile de coğrafi olarak baktığımız zaman İstanbul, Bursa ve Ankara metropol şehirlerine yakın doğal güzelliğe sahip illerden bir tanesi. Çok büyük bir yönü var. Şu an yaz mevsimindeyiz ama birçok ile baktığımız zaman sanki sonbahar yaşıyoruz. Yani iklim çok güzel. Rakım olarak 700-800 rakımlarda. %65'i ormanla çiçekledi, ormanla kaplı. 200 yakın göllü gölet var. Böyle doğal bir güzelliğe sahip bir ilimiz. Müstesna illerden bir tanesi. Bunu söyleyebilirim. Hatta geçen hafta küçük bir gezi de yaptık. Bazı rektörlükleri, valileri gezdim. Yani buradan çıkarak Samsun, Bolu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Malatya, Sivas sözleri geldim. Oraya baktığımız zaman bu mevsimde her taraf mantıcı. Ama şehrimiz hakikaten büyük bir rahatlık sunuyor. Bunu söyleyebilirim. Şehir olarak kalabalık bir şehir de değil, sakin bir şehir, bu özelliğe sahip. Arzu ettiğiniz zaman bu bahsettiğim illere 2 saatte ulaşabiliyorsunuz. Belki bazıları 3 saat olabilir ama çok uzun yollar değil ve ulaşımda rahat bir yerler. Yine aynı zamanda bulunduğu konum itibariyle doğa gezilerine bolca imkan sunuyor çünkü hakikaten bir tabiat parkı cenneti burası. Çokça şey sayabiliriz. Bu noktada kayak merkezleri var. Türkiye'nin en gözde merkezleri yine bunlardan. Deniz çok uzak değil. Böyle bir imkanı sunan bir şehrimiz var. Rektör Ali Şarlı, öğrencilerin en çok yerleşim imkanını merak ettiklerini vurgulayarak yurt kapasitelerinden de bahsetti. Aynı zamanda öğrencilerin en büyük merak ettiği şeyler yerleşim imkanıdır. Ve Bolu'muzun böyle bir sıkıntısı yok. Kayak kamplarımız 10 bin aşkın kapasiteyle çalışıyorlar. Bu imkanı sunuyor. Özel yurtlar oldukça fazla. Bir de ev imkanı da oldukça fazla. Öyle olunca yerleşim aslında hiçbir problemi yok şehrimizin. Ali Şarlı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne yeni bölümler açıldığını ve 5 bölüme de yeni öğrenci alınacağını aktardı. Yine çok popüler bölümler açtık. Bunlardan 5 tanesini yine öğrenci alacağız. İnşaat mühendisliği bunlardan bir tanesi, sivil savunma bunlardan bir tanesi yine. Müzikoloji var yine öğrenci alacağımız bölümler içerisinde. Onun haricinde 15 fakültemiz var aktif, öğrenci alan, öğrenci kabul eden. Böyle olunca öğrenci aslında bir cazibe merkezi. Öğretim üyemiz 15 bin yakın öğretim şeyimiz var, elemanımız var. 1500 öğretim elemanımız var. Bu az bir sayı değil. Ve çoğu da Türkiye çapında tanınan hocalarımız bunlar. Ali Şarlı, Türkiye'deki tüm üniversitelerin aslında eşit olduğuna dikkat çekti.
Arke açısından da üniversitemiz hatırı sayılır bir yerde duruyor. Özellikle TÜBİTAK projelerinde, Türkiye sıralamalarında ilk 9'da yer alıyoruz. Bu iyi bir sayı. Çünkü 206 üniversiteye baktığınız zaman 9. sırada yer almak önem arz ediyor. Bu projeler içerisinde hem lisansüstü öğrenciler yer alabiliyor, bazılarında da öğrencilerimiz yer alabiliyor. Yani böyle bir imkan da sunmuş oluyoruz Arke bazında. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Ali Şarlı, koronavirüs salgını sürecinde eğitimine uzaktan devam eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2020-2021 akademik yılında tüm tedbirlere uyarak eğitim öğretime devam edeceğini de belirtti. Tabi okulda yakın olduğu bazı kararlar da var kolaylaştırıcı. Eğitimin %40'ının uzaktan olmasını öneriyor. Biz onu uygulamaya alacağız. Noktada bazı tedbirlerimiz olacak. Yani çok şey konuşuyoruz ama tam netleştirmedik. Aynı hızlı karar vermek istemiyoruz. Çünkü süreç ne olacağı belli değil. Yani yeni bir şeyden bahsediliyor. Biraz şiddetli olacağından bahsediliyor sürecin. O noktada evet önümüzdeki güz dönemi uzaktan mı olacak? Kısmi bir şekilde öğrenci burada mı olacak? Veya da tamamen mi olacak? Bunları hep konuşuyoruz. Ama uygulamamızda bazı şeyler var konuştuğumuz. İşte birinci ve son sınıfları alalım, ara dönemleri almayalım. Çünkü sosyal mesafe kurmamız gerekiyor. Veya ilk 4 hafta eğitim olmasın, sonra alalım. Bazı şeyler var, o şey yani 4 haftayı uzaktan eğitimle yapalım diye. Birçok konuştuğumuz alternatif var ama netleştirmedik. Ama muhakkak öğrencimizin bir kısmı olumlu olacak muhakkak. Yerinde yüz yüze eğitim alacak. Ama onun için işte sınıfları hazırlıyoruz. Dediğim gibi işte hijyenle ilgili tüm dezenfeksiyonlu, maskeyle hazırlıklarımız da var. Sadece öğrencilerimize ilk oryantasyon çalışmasında öncelikle bu pandemiyle ilgili, salgınla ilgili bir eğitim verilecek. Dikkat edilmesi gerekenler. Daha sonra da bir sınıf 3 şubeye bölünecek belki. Çünkü ancak bu sosyal mesafeyi böyle sağlayabiliriz. Bu yüzden bazı sınıflar olacak, bazıları olmayacak. Bu kadar ciddi bir hazırlığımız var ama tam net bir şekilde programı şu an ortaya koymadık. Çok şey konuşuyoruz.